İsviçre halkı 29 Kasım'da iki halk oylaması için tekrar sandığa çağrılıyor. Birinci halk oylaması savaş sanayisiyle ilgili. Günümüz İsviçre'sinde zaten nükleer silah, biyolojik silahlar, misket bombası, mayın üretimi gibi faaliyetler yasak. Bu yasa tasarısını sandığa taşıyan grup ise bu yasakların üzerine ek mesuliyetler getirmek istiyor. Buna göre üretimlerinin en az %5'ini savaş sanayisine ayıran şirketlere Merkez Bankası'nın, AFAV'un, İFAV'un, pansiyon kasaların herhangi bir yatırım yapmamasını, bunlara kredi vermemesini, hisse senedi almaması, fonlarına destek sağlamaması amaçlanıyor. Buna göre bu grup der ki İsviçre olarak biz barışa bir hizmet sunalım, dünya barışına bir katkı sağlayalım der. Hükümet ise bu yasaklardan İsviçre ekonomisi çok fazla etkilenir. İsviçre halkı da AHV'dan dolayı, emekli maaşlarından dolayı bu durumdan etkilenir diye bu yasaya karşı çıkıyorlar. İkinci oylama ise mesuliyet sahibi şirketler diye isimlendirildi. Günümüzde bu grup İsviçre'de faaliyet gösteren, İsviçre'de ana firması bulunan firmaların yurt dışında bir alt şirketleri varsa, yurt dışında çalışan şirketlerden sorumlu iseler, bu şirketlerin insana zarar vermesini, doğaya zarar vermesini önlemek adına ciddi çalışmalar yapmasını istiyor. Yani bu konuda önlemler almasını, bu konuda raporlar sunulmasını, bu konuda İsviçre'yi tatmin etmesini istiyorlar. Bu grup aynı zamanda yurt dışında insan hakları ihlali veyahut da doğa şartları ihlali varsa, Brezilya'da mesela bir şirket bunu yapıyorsa, İsviçre'ye gelip İsviçre mahkemeleri önünde bu İsviçre'deki şirketi mahkemeye verebilsin. Bu İsviçre'deki şirkete Zürih'te mesela dava açabilsin diyor. İsviçre hükümeti de diyor ki gelin bu yasayı kabul etmeyin. Ben yine önlemlerimi alayım. Ben yine şirketlerime rapor vermesini, talimatını vereyim. Ancak İsviçre mahkemeleri önünde dava açılmasın. Uluslararası bir çerçeve içine koyalım bunu. Bu konuda İsviçre ekonomisi ciddi şekilde etkilenir. Burada faaliyet gösteren büyük firmalar İsviçre'yi terk eder giderse insanımız da zarar görür diyorlar. Bu konuda halk oylaması kabul edilmezse İsviçre hükümetinin bu kanunu devreye girmiş olacak. Bu oylamalarda nasıl bir seçim yapılacağı tabii ki dinleyicinin takdirine kalmış bir karar. Ancak bizim tavsiyemiz bu konuda siyasi katılım sağlamamız, bu konularda tercih beyan etmemiz yönünde.